Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Birkaç gün önce bir aracıma çarpma yaşandı. Şu bölgeye park halindeyken aracım çarpmışlar. Kimin çarptığı meçhul. Bilgi de bırakmamış vatandaş. Neyse böyle bir hasarla karşı karşıya kaldık. Stoparım kırıldı. Stopu değiştireceğim. Bir tecrübe olsun diye bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Burası ciddi bir şekilde bakın şuradan şöyle yamuktu, içe göçüktü, bayağı göçüktü. Ben içeriden dışarıdan çekiştirerek elimde kısıtlı imkanlarla çok göze batmayacak şekilde düzelttim. Daha sonra belki vaktim oldukça şu çıkıntıları biraz daha düzelteceğim. Mevcut durumun ilk fotoğrafını da şimdi videoya ekleyeceğim, göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere stopumuz hasarlı. Yani muadilini aldık. Depo marka. Kıymetli bir arkadaşımın tavsiyesiyle o kullanmış, birkaç senedir kullanıyor. Bir sorun çıkmadığını, yani ciddi bir şekilde sararma olmadığını teyit etti bana, söyledi bana. Ben de daha önce mesela bu orijinal farların kalitesi, evet, yani ciddi anlamda üst düzey. Ben daha önce depo kullanmadım ama ön far değişiminde aracı ilk aldığımda bir tanesi çok sarıydı. Onu değiştirdim. Yan sanayi bir ürünle, yalan olmasın, o zaman Kore malı bir şeydi galiba. O da böyle bir sene gibi, bir buçuk sene gibi bir sürede tamamen acayip dehşet bir sarı oldu. Tekrar Hella ile değiştirmek durumunda kaldım. O yüzden far konusunda biraz muadil markalardan biraz tereddütlüydüm. O yüzden tecrübesine güvendiğim bir arkadaşımın da tavsiyesiyle fiyatının da uygun olmasından kaynaklı. Biraz sonra onu da göstereceğim. Karşılaştırırız. Depo tercih ettim. Arkadaşlar gelelim de şöyle sökmesini gösterelim. Geç sen oraya. Şurada iki tane cıvatası var, basit. Bunları hemen alalım. Şu parça tırnaklı, onu da gösterelim. Şuradaki tırnaklar şu farın buraya geçiyor. Biraz geri ittirip çıkarmak gerekiyor. Bu dursun burada. Şimdi içeriden de iki tane, bakın şuradaki kapağı açıp iki tane de metrikon somunu var. Bunu da sökmem gerekiyor ama benimki bir tanesi zaten içeriden kırıldığı için tutmuyor. Daha sonrasında gelelim şu tarafa gelelim. Daha sonrasında hafif şöyle açıp içeride pimleri var. Onları şuradan çekerek çıkarıyoruz. Bakın şunlar şu ikisi buraya giriyor. Bu bir tanesi deforme olmuş ama belki de bu darbeden kaynaklı oldu. Soketinde tırnaklı şuradan şöyle kaldırıp çektiğimiz zaman çıkıyor. Şimdi aldığımız farda şu kapak çıkmıyor. Duyu bölümü, soket bölümü. Onu göstereceğim arkadaşlar. Thank you.
ürün şu şekilde. Fabrikada konuyor, kutuyla geliyor. Güzel de sağlamdı. Poşete sarılı çizilmesin diye. Küçük süngerlerle etrafı desteklenmiş vaziyette geliyor. Fakat işte ben bilmiyordum, yani muhakkak bilmeyenler de vardır. Tecrübe olsun diye paylaşıyorum. Bunun duy kısmı çıkmıyor. İçi böyle arkadaşlar deponun. Benim ilk izlenimim fena değil, yani gayet güzel bir ürün. Sadece ufak tefek küçük bir tek farklı var, onu göstereceğim. Nasıl anlatayım, nasıl göstereceğim? Şimdi bakın. Bizim far, işte aracın üzerindeki orijinal stop far diyorum, özür dilerim. Bu biraz sarardığından dolayı galiba böyle görünüyor. Yenisi parlak. Yani şu içindeki metalik kısım pütürlülüğü, bunda da aynı. Yani şu etrafındaki şekiller benim gördüğüm birebir aynı. Daha önce videodan önce biraz inceledim. İçine baktığımız zaman o ışığı yayan şekiller vesaire hepsi aynı. Sadece şurada bir renk tonu farklılığı var. Şurası daha, yani ben mi öyle görüyorum bilmiyorum, yani farklı yani biraz. Burası biraz daha, şu sanki orijinal yeniyken daha parlakmış gibi geliyor bana. Şu biraz daha koyulaştırılmış. Geri kalan her şey aynı. Bunun kapağını, far kısmını şuradan tırnaklarını kurtararak, duy kısmını pardon, zaten ampul değişimi de bunlar da bu şekilde oluyor. Farı komple söküp öyle değiştiriliyor. Komple iç kısmı temiz. Şu en altı boş zaten. Mevcut farda da boş, bunda da boş. Getirip aynı şekilde uyacak mı uyumayacak mı, bak ilk defa ben de size göreceğim. Şu taraftan mı çekeyim? Bakın tırnakları sıkı bir şekilde sıkı geçiyor. Contası hala düzgün dirençli olduğu için yerine taktık. Basit bir şekilde montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, hızlı bir temizliğini gerçekleştirdik. Duy bölümünü de taktık. Şuralardaki, buradaki somunları üzerinde geliyor. Şu civata yeri burada. Ümrü de aynı, değil mi? Evet. Yani benim gördüğüm izlenimim, ürün depo görüyorsunuz. Yani benim beklentimden açıkçası iyi çıktı. Yapıştırma yerlerinde de bir sıkıntı yoksa, su almazsa
Zaten görüntü olarak gayet iyi duruyor. Yerine takacağız. Bu kadar, çok basit. Arkadaşlar, ben şu ya bölge, bu burası daha önce hiç boyalı olmayan bir bölge. Yani ciddi de bir göçük vardı. Yani eldeki imkanlarla biraz düzelttim. Boya kalkmaları, şurada astar görünüyor. Boya kalkmaları vesaire mevcut. Şunları da daha sonra bir ince bir işçilikle biraz daha düzgün hale getirirsem bu şekilde bırakacağım. Çok da kurcalamayacağım. Belki şöyle bir ince bir rutuş yaparım. Öncelikle şu arkadaki sabitleme civatalarını takıp daha sonrasında şu plastiği takacağız. Şu kapaktan. Kolay bir işlem. Basit bir işlem. Amaç bunun değişimi değil de şöyle tecrübe paylaşımı olsun diye. Bunu takamadık. Tamamdır. Şu plastik parçayı da contanın üstünde kalacak şekilde, fitilin üstünde kalacak şekilde. Tırnakları takıp bir tane civatasını takıyoruz. Fardaki kısmı biraz böyle sıfır olduğu için yeni, biraz zor girdi. Şöyle ben size bu depo. Ya bu da sararmış. Çok deli bir sararma yok ama buna da bir pasta çekmek lazım. Bu da deve. Ya çok atla deve değil. İş görsün yeter. Uzun ömürlü de olsa iyi olur. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Yani şu ürünü alacaklar ilerleyen yıllarda fikir sahibi olmak isterlerse yorumlarda ben fikrimi beyan ederim. İyi seyirler dilerim izlediğiniz için.